Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim incir reçeli. 1 kilo siyah inciri yıkadım. Suyu süzüldü. Uç kısımlarını kesip hazırladım. Yeşil incirle de bu reçeli yapabilirsiniz. İncirleri kürdan ile birkaç yerinden deliyorum. Orta büyüklükte bir tencereye 1 kilo şeker aldım. Ölçüyü birebir hazırladım. 1 litre su ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynatmak için ocağa götürüyorum. İlk başta yüksek ateşte ocağı açtım. Şerbet kaynamaya başlayınca ocağın altını orta ateşe getiriyorum. 5 dakika kaynayan şerbetin içine bir tane kabuk tarçın ekledim. 5-6 tane karanfil ilave ediyorum. Güzel bir aroma vermesi için. Evinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Kaynayan şerbetin içine incirleri bırakıyorum. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Tarifimle ilgili olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kullandığım malzemeleri videonun altına açıklama kısmına ekledim. Çok fazla karıştırmadan incirleri pişmeye bırakıyorum. Yüksek harlı ateşte kaynamaya başlayınca 1 çay kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı köpürmesini önleyip reçelin daha parlak olmasını sağlıyor. Birçok reçelinizde tereyağı kullanabilirsiniz. Kesinlikle tadı hissedilmiyor. Orta ateşte tam yarım saat incirleri kaynatıyorum. Yarım saat sonra ocağın altını kapatıp reçeli soğumaya bırakıyorum. İncirler diri kalsın, incir şekeri içine iyice tamamen çeksin diye. Tamamen soğuyan incir reçelini ocağa aldım. Yüksek ateşte altını açtım. Kaynamaya başladıktan sonra tekrar ocağın altını orta ateşe getirerek 30 dakika daha kaynatıyorum. Bir çay kaşığı dolusu limon tuzu ilave ettim. Limon tuzunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatıp kıvamına bakıyorum. Kıvamı şu an sıvı gibi ama soğuduğunda koyulaşacak. Bu kadar pişmesi yeterli. İlk 30 dakika kaynattığınız reçeli soğutup tekrar kaynattığınız zaman incirleri kontrol edin. Eğer yumuşamış ise 30 dakikayı beklemeden ocağı kapatın. Yani 15-20 dakika gibi. Kullandığınız incirin olgun ya da diri sert olması fark ettirir. Pişme süresini kontrol ederek ayarlayabilirsiniz. Altını kapatıp çabuk soğuması için tekrar balkona kaldırıyorum. Soğuyan incir reçelinin son halini göstermek için tabağa servis yaptım. Tam kıvamında çok güzel bir reçel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İncirler dağılmadı, bütün bütün duruyor içinde. Şerbetini çok iyi çekti. Videomu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir tarifin daha sonuna geldim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.